hoş geldiniz. Bugün birazcık auralardan, kozmik enerjiden bahsedeceğim. 2 senedir özellikle yapıyor olduğum kozmik enerji çalışmalarından sıklıkla sayfamda bahsediyorum. Fakat şunu fark ettim ki aslında insanların bu konu hakkında çok fazla bilgiye sahip olmadığını fark ettim. Bu noktada da kozmik enerjiyi birazcık hem size anlatmak istedim, hem ne gibi çalışmalar yapıyorum bunun üzerinde, bunu anlatmak istedim. Aura ve çakralarla alakalı bilgi vermek istedim sizlere. Bu nedenle de bugün size birazcık çok kısa diyeyim. Çünkü aslında kozmik enerji gerçekten çok büyük, çok geniş bir konu. Fakat naçizane çok kısa bahsetmiş olacağım. Bakalım ne kadar kısa olacak bilmiyorum aslında. Aslında kozmo enerji dediğimiz, o kozmik enerji dediğimiz şey kökenini 5000 yıl öncesindeki kadim bilgilerden alıyor. Ve kozmik enerjinin aslında bir şifa sistemi olduğunu söylemek istiyorum. Kozmo enerjiyi bir şifa sistemine çeviren kişi Aleksandrovich Vladimir Petrov'dur. Aslında Petrov bir doktor. Tibet'e gittiği bir seyahat sonrasında bu öğretileri kendi bilgileriyle de harmanlayarak kozmik enerjinin temellerini atmaya başlamış. 1994 yılına kadar süren çalışmaları sonucunda da Petrov kozmik enerji okulunu tam olarak açmıştır. Daha sonrasında tabii Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onaylanan kozmik enerji günümüze kadar öğrencileri ve öğretmenleriyle birlikte bir olarak çalışan bir sistem. Öğrenimimi tamamlarken en çok şaşırdığım konuydu bu gerçekten. Petrov ve öğrencileri bir bütün. Öyle bir öğreti ki bu, her seans sonunda biz hem seansı yaptığımız kişilere şifa olsun dileklerimizi iletirken aynı zamanda Petrov'a, öğretmenlerime ve öğrencilerine çok teşekkür ettiğimi ve onlar için de şifa olmasını niyet ettiğimi mutlaka söylememiz gerekiyor. Bu gerçekten çok bütünleyici bir öğreti. Bu noktada da gerçekten kendimi kozmo enerjiye, kozmik düzene, evrene ait hissediyorum. Şimdi birazcık kozmo enerjinin işleyişini anlatayım istiyorum. Ve daha sonrasında da şifalandırma sistemlerini ve nasıl şifalandırdığını, nerelere iyi geldiğini gibi şeylerden bahsedeceğim. Kişinin iyileşme süreci, çakralarının düzelme ve aurasının genişleme süreciyle alakalı olarak her kişiye özel bir seans sistemi oluşturuluyor. Bu seans sistemi boyunca insanlar kendi seçtiği öğretmenlerle birlikte seanslarına başlıyorlar ve aslında iyileşme süreci başlamış oluyor. 12 seanstı. Benimki mesela örneğin genelde ortalama 12 seans gibi oluyor. Bazen 10, bazen 9'da da bütün çakraların iyileştiğini ve aynı zamanda da eğitime hazır hale geldiğinizi görebiliyor oluyorsunuz. Bu seanslar bittikten sonra, siz iyileştikten sonra aslında yani evrenden kanal alıp başkalarını şifalandırmaya hazır hale geldiğinizde aslında bu süreç, eğitim süreci başlamış oluyor ve eğitim süreci çok kısa bir süreç, bu kadar uzun bir süreç değil. Eğitimde neler görüyorsunuz? İşte seans nasıl işleniyor? Seans sırasında yapılması gerekenler, öncesinde sonrasında yapılması gerekenler, sizin kendi üzerinizde nasıl çalışabileceğiniz, hangi kanalları önce alınması gerektiği, hangi kanalların sonraya bırakılabileceği gibi şeyler detaylıca anlatılmış oluyor. Bunun sonrasında da uyumlanma süreciniz başlıyor aslında. Bu süreçte de evrende var olan 72 tane şifa ve magic kanalını kendinize uyumlama süreciniz diyebilirim buna. Tabii siz yapmıyorsunuz bunu. Yine öğretmeniniz yapıyor. Öğretmeninizde bulunan kanallar size uyumlanmaya başlanıyor. Öğretmeniniz tarafından yapılıyor bu yine. Bunun sonrasında da aslında 72 tane kanalı tam olarak bitirmenize gerek kalmıyor seans yapmak için. Fakat öğretmen olabilmek için, uyumlayabilmek için başka birisini tabii ki de bu 72 kanala uyumlanmanız gerekiyor. Seans yapabilmeniz için eğitimi almış olup ilk 3 kanala, asıl ana kanallara, şifa kanallarına uyumlanmış olmanız gerekiyor.
Evet, buraya kadar kozmik enerji hakkında nasıl eğitim alındığını, eğitim süreçlerini birazcık değinmiş oldum. Eğitim çok uzun bir süreç ve seans almak aslında bunun başlangıcı. Şimdi birazcık şifalandırma sisteminden bahsetmek istiyorum. Biraz önceliğimi buna vereceğim şu an ve aslında biraz daha uzuncana bunu konuşacağım. Neyi şifalandırıyoruz biz kozmik enerjide? Neleri şifalandırıyoruz ve neleri yükseltiyoruz? Hayatımızda ne gibi şeyler değişiyor? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle kozmik enerjide 3 tane konu var. Birincisi kendi bedenimiz. Gerçekten fiziki olan bedenimizi şifalandırıyoruz biz bu seanslar sırasında. İkincisi aslında var olan eterik bedenimiz. Yani ruhsal bedenimiz. Biz bunu da şifalandırıyoruz bu seanslar sırasında. Ve üçüncü olarak da çevremiz. Çünkü biz çevremizin bir yansımasıyız. Ve çevremiz de aslında bizim bir yansımamız. Bu nedenle bu üç konuyu şifalandırmayı niyet ediyoruz kozmik enerji seansları sırasında. Şimdi bunları nasıl şifalandırıyoruz? Bedenimizin, hepimizin, çevremizin bir enerji akışı var. Bu enerji akışı yukarıdan gelir ve aşağı doğru ilerleyen bir enerji akışı. Yani dünyanın merkezine olarak düşünebiliriz. Ve bu enerji akışını tamamen kestiğimiz zaman insanlarda bir bereket eksikliği diyebiliriz buna, bir şanssızlık olarak adlandırabiliriz, nazar, beddua. Bu enerji akışın sırasında herhangi bir yerde kesiklik olduğu zaman bunlar başımıza geliyor. Ve biz kozmik enerji seansları sırasında bu enerji akışının tamamlanmasını sağlıyoruz. Bunu nasıl sağlıyoruz? Bedenimizde 7 tane çakra adı verdiğimiz enerji alanları, enerji girişleri var. Ve çakralar normalde saat yönüne dönen enerji kütleleri diyebiliriz. Ve bu enerji alanlarının travmalarla, yaşadığımız kötü acılarla, kayıplarımızla, atalarımızdan gelen sorunlarla bozulması durumu bizim gerçekten hayati anlamda çöküşümüzü sağlıyor. Bu nedenle biz aslında çakralarımızı şifalandırıyoruz diyebiliriz bu seanslar sırasında. Onun dışında 7 göbek atamızdan getirdiğimiz beddua, lanet, büyüler vardır. Bunların analizini biz seanslarımıza başlamadan önce kişilerde bakıyoruz. Ve aslında seanslarda neler yapacağımızı bu duruma göre belirliyoruz. Bu 7 göbek atamızdan getirdiğimiz bütün karmik konuları ele alıyoruz ve bu seanslarda çözüme ulaştırıyoruz. Yani ikinci olarak atalarımızdan gelen sorunları çözüyoruz diyebilirim. Üçüncü olarak da auramızı genişletiyoruz. Bunu açalım birazcık. Hani derler ya, deriz ya daha doğrusu. Böyle mesela bir ortama girdiğimizde ya aurası ne kadar geniş birisi deriz. İşte tam olarak aura ona yarıyor. Çevremiz tarafından algılandığımız bedenimiz aslında aura. Ve biz her gün birileriyle karşılaştığımızda onların kötü enerjileri tam bir böyle bir tereyağı topu gibi düşünün kendinizin etrafında olan auranızı. Ve insanlar onları böyle bıçakla böyle sanki kötü enerjileriyle sonra küçültüyor aslında auramızı. Ve biz aslında bunu çözmeyi hedefliyoruz bu seanslar sırasında. Çünkü insanın aurası ne kadar geniş olursa hitap ettiği kitle o kadar daha fazla oluyor. Yine kötü enerjilerden etkilenme oranı da daha düşük oluyor. Auranız büyük oldukça ve o yüzden de üçüncü olarak aurayı genişletmek olarak bu üç konu üzerinde çalışıyoruz. Bu tür durumlar, auranızın düşüklüğü, büyüğü, atalardan gelen sorunlar bedensel olarak bizi gerçekten çok etkiliyor. Küçük örnekler vermem gerekirse, mesela boğaz çakramızdaki herhangi bir tıkanıklık, boğaz ağrıları, tiroid sorunları gibi sorunlara neden olabiliyor uzun vadede. Ya da alın çakramızdaki bir tıkanıklık, baş ağrılarına, migrene, sinüzite neden olabiliyor uzun vadede. Ya da solar çakramızdaki bir tıkanıklık, ülsere, mide sorunlarına neden olabiliyor uzun vadede.
Bu nedenle bu seanslarda aslında kişiyi bir bütün olarak ele alıyoruz. Yani sadece bedene, sadece çakraya, sadece atalara çalışmak değil, egzama, sedef, kadınsal rahatsızlıklar gibi aklınızın yani alabileceği bütün konular hakkında aslında şifalanmış oluyorsunuz. Çünkü bunlar kalıtsal olarak bize işlenen atalardan gelen şeyler ya da travmalar olarak aslında bedenimizde yer buluyorlar. Biz bu konuları şifalandırdıktan sonra bedenimizde rahata kavuşuyor diyebilirim. Kozmik enerji ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Eğer herhangi bir sorunuz varsa bana yazmaktan çekinmeyin. Çok memnun oldum tanıştığıma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.